konferans haberimiz var. Fotoğraflarla birlikte gösterebiliriz. Bakayım. Geçtiğimiz hafta sonu Cihat sizi temsilen Londra'da Amal Trust isimli vakfın düzenlediği bir konferansa katıldı. Bu konferansta Darwinizmin geçersizliğini anlattı ve aynı zamanda fosil sergisi düzenlendi. Üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin de katıldığı konferansta katılımcılar konferansı beğeni ve ilgiyle takip ettiler. Size selam ve sevgilerini ilettiler inşallah. Güzel. Channel S isimli TV kanalı da konferansın çekimini yaptı ve yayınlarında geniş yer ayırdı. Kardeşim şimdi biz dünya çapında Darwinizmi ezince ilimle irfanla Müslümanların eli her yerde güçlendi. Bir kere göğüslerini gere gere geziyorlar. Solun başı yere düştü. Bütün Avrupa'da sol ezilmiş oldu. Bakın bütün Avrupa'daki sol partiler sol gücünü kaybetti. Türkiye'de de sol gücünü kaybetti. Ve sağ tırmanışa geçti. Çünkü sağlam bir felsefi taban oluşturduk. Yani AK Parti'nin iktidara gelmesinde de Darwinizmin yıkılmasının çok büyük etkisi var. Yani %80, %90'lık etkisi var. Çünkü felsefesini sağlam oturtmuş olduk. Yoksa Darwinizm ayaktayken AK Parti'nin iktidarı olması mümkün değildi. Avrupa'da da sol fırtına gibi eserdi eğer Darwinizm güçlü olsaydı. Ezer geçerdi dünyanın her tarafında. Ama şu an sol bütün dünyada can çekişiyor. Bunun sebebi Darwinizmin yıkılmasıdır. Çünkü solun dinini yok ettik. İmanını yok ettik solun. Yani Darwinizme olan imanını yok ettik. İlimle, irfanla. Doğu Perinçek direkt söylemişti hocam. Tabii Doğu Perinçek dedi. AK Parti iktidara gelmesinin tek sebebi ana noktanın talebelerinin Anadolu'da karış karış gezerek Darwinizmi, materyalizmi eleştiren konferanslardır dedi. Ve dağıtılan kitaplardır dedi. Çok doğru ve yerinde bir analiz. Evet.